Niye Allah direkt bunları cehennem şey cennete koymuyor? Sokuyor da önce cehennemde. Önce bir cehennemde. Onun da demek ki onun içinde orada da bir hikmet var. Önce bir cehennemde bir arınma, temizlenme, cennet boyutuna geçebilme kapasitesine ulaşma gerekli ki orada cehennemde artık ne kadar bulunacaksa bulunacak. Bir arınması hasıl olacak. Bir saflaşma söz konusu. Ondan sonra cennete geçecek. Tabii bir kısmı da. Cennete geçme potansiyeli olan. O da kim? İman nuru olan işte. İmanı olan. Allah'a inanmış olan kişi. En nihayetinde cennete geçecek. Evet. Hocam son bir soru. Tamam. Arif sırrıyla ve kalbiyle Rabbine uyan kimsedir. Nerede geçti? Başlarda 231. bölümde. 231. Sırrıyla ve kalbiyle Rabbine uyan kimsedir. Burada hani... 231. bölüm. Evet, Arif sırrıyla ve kalbiyle Rabbine uyan insandır. Arif kendindeki sırrıyla ve kalbindeki durumuyla birlikte Rabbine uyar. Çünkü Rabbi, Rab ismi cihetiyle ne yükleme yapıldıysa hepimize yapıldı, değil mi? Neler dediyse bize Rab, Rabbimiz olan Allah tarafından Rab ismi cihetiyle verildi. Dolayısıyla sen Rabbi verişin dışına çıkamazsın zaten. Yani Rabbi ile didişmiyor. Didişmiyor. Ve Rabbi verişi de gördüğü için, Rabbini de görüp tanıdı ya, nefsini bilen Rabbini tanıdı. Rabbini tanıdığı zaman o veriş ne olduğunu, kendinden ne açığa çıkacağını da bilir. Teslim olur. Teslim olur ve sırrıyla da kalbiyle de Rabbine uymuş oluyorsun işte o zaman da. Mutlu. Zaten mutlu olmazsan Allah'ı tanımamış, Rabbini bilmemiş insan mutlu olmaz. Rabbini bilen, tanıyan insan mutlu olur. Mutlu olmaktan başka yolun yok ki. Her ne yaşatırsa yaşatsın Rabbi onu. Elbette ki. Bak burası çok acayip bir yer yani. Hakikaten. Çünkü Rabbinin sana verdiğinin dışında bir şeyin sana gelmesi artık mümkün değil. Anladın. O iş bitti. Anladın. Rabbin sana ne verdiyse o verdiğiyle hemhalsin. Onun dışında bir şeyin gelmesi asla ve kata mümkün değil. O zaman olay çıkar bir yer var hocam burada. He? Kritik bir yer var. Şeytanın düştüğü hata. Önce mi sonra? O ayrı. Oluşta, cereyan eden hadiselerde eğer önceden görmek, her kul görmez ki bunu. Yani önceden benim Rabbim bunu bana uyarlamış ya da bana şey yapmış. Böyle yaşatacak. Demek bir bilinci var ki olduktan sonra Rabbim böyle dilemiş. Olduktan sonra ya Rabbim böyle dilemiş diyen Rabbini tanımamış insandır. Ama o hükümler... Olduktan sonra biliyor, he Rabbim böyle dilemişti. Olmadan önce biliyorsa o Rabbini tanımış insandır işte. Alim. O alim kişidir. Çünkü olmadan Rabbinin, çünkü nefsini bildi. Nefsini bilen Rabbini bildi. Rabbini bildiği için kendisinin oradaki o gidişe, gidişatta nereye çıkacağını görür yani. Keşifle Allah mi görüyor hocam? Keşifle görür. İlham ile kalbe gelir, ilka olur, keşifle görür. Levh-i mahfuzu açar, Allah gösterir. Bak işte sana 3 gün sonra, 5 gün sonra, 10 gün sonra şöyle şöyle vuku bulacak hadise, sen şöyle yapacaksın. Yani onun kendince elinde delili var. Tabii. Zaten o delil elinde olan kişi, yani olay vuku bulmadan Allah'ın bildirmesiyle bilen kişi mükellefiyetten muaf olur. Çünkü Allah'ın iradesiyle cereyan ettiğinin tam bilincinde olan bir insan çünkü bu. Birebir anında yaşıyor, görüyor, zevk alıyor. Olmadan önce de gördü olacağını. O burada zevk alıyor. Aynen öyle. Çünkü ben bu iş için yaratıldım. Rabbimin de bana sunduğu oluş bu deyip Rabbiyle de didişmez. Zaten bekliyor hocam, onu. Keskin kılıç yani bu. Keskin kılıç tabii. Hocam Arif'in ilgilendiği kısım bu değil ki yani. Hani Arif hani hükümle ilgilenmiyor. Arif işte bir durum yaşanacak, günah işleyecek veya sevap işleyecek. Onunla ilgilenmiyor. Değil mi? Hani şöyle de, şöyle de. Her haliyle. Hükümle ilgilenmiyor. Ha, hükümle ilgilenmiyor. Evet. Oluştaki hikmete bakar. Ha. Oradan alacağı kemalat adına alacağı dersleri alır. Evet. Hükmüyle ilgilenmez oranın. Hani şöyle günah işledim, şöyle sevap işledim. Şu günaha, şu günaha, şu kadar ceza var, şuna şu var. Bununla ilgilenmez. Bu tarafıyla ilgilenmez. Allah takdir etmiş. He, cereyan edecek. Dilerse affeder, dilerse... Bağışlarsa bağışlar, cezalandırırsa cezalandırır. O hüküm Allah'a kalmış bir şey. Hüküm kısmından ilgilenmez.
Hüküm Allah'a ait çünkü. Allah'a ait olan şeyle niye ilgilensin? Mangal gibi yürek olması lazım. Yani o da tabii ki kolay bir iş değil. Oraya gelen onu şey yapar. Oraya gelende de o yürek vardır. Koşularla ciğerleri açmıştır yani. O yürek vardır onda. Evet. Başka konuyla alakalı o sorumuz. O korkusuzluk kısmı orada var. Bak işte şimdi o dediğimiz alana, o korkusuz denilen yer bu idrakte olan kişinin ulaştığı yerdir. Korkusu olmaz. Neden olmaz? Hani derler ya korkunun ecele faydası yok. Eceli biliyor. Çünkü eceli bildiği için neyin korkusunu yaşayacak? Onu bekliyor, görecek, zevklenecek. Seyredecek, aynen.